Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere domates konservesi tarifi veriyorum. Ben kışlık melemenlerimi hazırlarken sizlere de çekmek istedim nasıl hazırladığımı. Ben kışlık konservelerimi hazırlarken 20 kilo salçalık domates kullanıyorum. 20 kilo da klasik herkesin kullanmış olduğu Melemenlik domateslerden kullanıyorum. Bu şekilde hazırladığımda melemenlerim daha güzel oluyor. Toplamda 40 kilo domates, 5 kilo da yeşil biber kullandım. Hemen güzelce domateslerimi tek tek yıkadım bol su ile. Yine aynı şekilde yeşil biberlerimi de bol su ile güzelce yıkadıktan sonra e, videomda görmüş olduğunuz şekilde. Yemeklik olarak biberlerimi doğrama işlemine başlıyorum. Tarifimde önemli püf noktalarını açıklıyorum. Önemli püf noktalarını kaçırmamanız adına videomu dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Beni ilk defa görüyorsanız, kanalıma ilk defa girdiyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yandaki bildirim tuşunu açmayı da unutmayın lütfen. Yeşil biberlerimi doğradıktan sonra bir kenara alıyorum ve artık domateslerimi doğrama işlemine geçiyorum. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi domateslerimi bol su ile tek tek yıkadım arkadaşlar. O kısımlarını çekmek istemedim videom uzamasın diye. Hemen domatesimin baş kısımlarını aldıktan sonra videomda görmüş olduğunuz şekilde iri iri dilimleyerek leğenimin içerisine alıyorum tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Kabuklarını soymuyorum ben melemenliklerimi hazırlarken. Daha sonra mutfak robotundan geçireceğim için kabukları hiçbir şekilde belli olmuyor arkadaşlar. Sizin de bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. testlerimi dilimledikten sonra hemen el blenderımı getiriyorum ve domateslerimi bu şekilde doğrama işlemine devam ediyorum. Bu alet gerçekten çok pratik oluyor arkadaşlar. Tek tek domates doğramak zorunda kalmıyorsunuz. Bu şekilde kabuklarınıza soymak zorunda da kalmıyorsunuz. Kesinlikle hiçbir şekilde kabuğu içerisinde belli olmuyor. Ben her sene bu şekilde hazırlıyorum. Menemenliğim gerçekten çok güzel oluyor. Görmüş olduğunuz şekilde domateslerimi parçaladı. Şimdi kalan domateslerimin hepsini görmüş olduğunuz şekilde hazırlıyorum. Domateslerimin bir kısmını hazırladım. Videomda görmüş olduğunuz şekilde hemen hazırlamış olduğum domates ve biberleri tencereme koyarak pişirmeye başlıyorum. Melemenliklerim pişerken ben de kalan domatesleri yine aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Melemeni pişirmek için geniş bir tenceremi ocağıma aldım. İçerisine bir su bardağı sıvı yağ alıyorum. Sıvı yağ biraz kızdıktan sonra içerisine doğramış olduğum yeşil biberlerimin bir kısmını alıyorum. Göz kararı hazırlıyorum. Biberlerimi güzel bir şekilde yağ ile kavuruyorum yaklaşık 10-15 dakika. Bu şekilde kavurdum ben arkadaşlar. biberlerim kavrulurken hemen yan kısma da konservemde kullanmış olacağım kapakları aldım güzelce kaynatıyorum biberlerim kavruldu içerisine hemen hazırlamış olduğum domateslerimi alıyorum Domateslerini ilave ettikten sonra biberiyle birlikte güzelce karışabilmesi için 1-2 bir, bir dakika bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Ulaşık, e domateslerimi bu şekilde yarım saat kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Kaynadıktan sonra yarım saat kaynatmaya devam ediyorum. Tenceremin kapağını kapatmadan önce üzerine de 1 su bardağı kadar kaya tuzu ilave ediyorum. Bu turşularda ve e, yaprakta kullanmış olduğumuz tuzdan ilave ediyorum arkadaşlar. Tuzunu da güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve melemenimi kaynamaya bırakıyorum. Melemenin burada kaynamaya devam ederken ben kalan domateslerimi de hazırlamaya devam ediyorum. Melemenim yaklaşık yarım saat bu şekilde kaynamaya devam etti. Görmüş olduğunuz şekilde suyunu çekti ve istediğim kıvama geldi. Artık melemenliğimi ocağımdan indiriyorum ve kavanozlama işlemine başlıyorum. Kavanozlarımın kapaklarında yaklaşık 15-20 dakika kaynattım. Güzel bir şekilde kullanacağım. Kavanozlarımı da yine güzel bir şekilde yıkadım uç kısımlarına baş kısımlarına bakıyoruz kavanozlarımızın kırık olmaması gerekiyor arkadaşlar kullanacağınız kapaklarında kesinlikle yeni ve taze olması gerekiyor paslı olmaması gerekiyor melemenlerimi bu şekilde kavanozluyorum sıcak bir şekilde kenar kısımlarını temizliyorum kapaklarını kapatmadan önce ve kavanoz kapaklarımı sıcak bir şekilde kavanozumun üzerine kapatıyorum sıkı bir şekilde. Sıkı bir şekilde kapatmaya özen gösterin arkadaşlar. kışlık konserve melemenliklerimi de sizinle birlikte hazırladım arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğum melemenlerimi ters çevirerek bir bezimin içerisine alıyorum temiz bir bezimin. Üzerini sıkı bir şekilde kapatarak bir gece bekletiyorum. Melemenliklerimi bir gece kapattım. Şimdi sizinle birlikte üzerine açıyorum ve kapaklarının orta kısmını tutup tutmadığını kontrol ediyorum. Eğer üst kısmının kapağını üzerine bastırdığınızda tık tık ediyorsa melemenliğinizin kapağı sıkı kapanmamıştır arkadaşlar. Hiçbir şekilde oynama olmuyorsa melemenliklerimiz güzel bir şekilde kapanmıştır. Allah sağlıklı bir şekilde yedirmeyi nasip etsin inşallah. Hepinize şimdiden deneyecek olanlara da afiyet olsun diyorum. Bir başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.